dün görülmüştü. Oradan yeniden yükseldiğini söyleyebiliriz. Biz inşaat sektörünü konuşacağız. İnşaat sektöründe hem yurt içinde hem yurt dışında önemli projeler üstleniyor Türkiye. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yanımıza. Hoş bulduk. İyi şimdi diliyorum. Teşekkürler. Hem yurt içinde hem yurt dışında, özellikle de yurt dışında Türk müteahhitlik sektörü önemli projelere imza atıyor. Tabii bu koronanın etkisi, salgının etkisini konuşalım. Orada inşaatlar durdu mu, projeler devam ediyor mu? Bununla başlayalım. Evet, yurt dışında faaliyetlerimiz var. Oradan başlayalım izin verirseniz. Tabii bu dünya sorunu olduğu için her ülkenin kendine göre aldığı tedbirler var. Bu tedbirlerin tabii bir kısmı bizim için negatif oluyor. Hem işi zamanında yapma konusunda, hem de randımanlı çalışma konusunda, hem de maliyet konusunda. Ama sonuçta bu bir salgındır. Hepimiz buna kendimizi uyarlayacağız. Yurt dışında yapılan çalışmalarda özellikle tahliye söz konusu oldu. Bazen bazıları hem psikolojik olarak hem de işi bitmiş olduğu halde uçak seferlerine kalkması nedeniyle maalesef orada kaldılar. Ama Dışişleri Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla tahliye seferleri düzenlendi ve tahliyeler yapıldı. Ne kadar kişiden bahsediyoruz? Toplam olarak sadece şeyden, tabii inşaat sektörü olarak takriben 1500 civarında olabilir. Ama tabii bu tahliyeler yapılırken yalnız inşaat değil, bütün diğer sektörlerde dahil edildi. Peki şu anda kalan var mı? Tahliye edilecek var mı? Kalan yok ama şöyle bir talebim var Serdar Bey. Tabii uçak seferleri durdurulması doğaldır. Fakat biz istiyoruz ki bir nöbet sefer konsun. Diyelim o sefer 2-3 ülkeye dolaşır. Hiç değilse orada çalışan arkadaşlarımız tedirgin olmasın. Olur ya, ani bir şey olur, ihtiyaç olur, gelmesi gerekebilir. Bilir ki o gün değil ama 20 gün sonra gelebilir. Ya da bizim buradan desteklediğimiz, çünkü zaman zaman ekip değişikliği yapıyoruz, o ekibin de gönderilmesini sağlamış oluruz. Peki, böyle bir sefer konursa yararlı olacağını düşünüyoruz. Peki bunun dışında maliyetlerde bir artış var mı? Teslim süreleri konusunda herhalde salgının etkisi var, biraz geciktirme anlamında. Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında ne tip görüşmeler yapılıyor ve sözleşmelerde bir değişiklik yapılıyor mu? Elbette maliyetlere değişiklik olacak. Elbette süre ihtiyacımız olacak. Çünkü randımanımız düştü biraz önce söylediğim gibi. Ancak tabii şimdilik onları konuşmanın zamanı değil. Sadece biz yurt içinde de yurt dışında da bunu olabileceğini dikkate alarak yazışmalarımızı yapalım. Yurt dışında özellikle de hükümetimizden bizimle beraber ilgili kurumlarla, muhataplarıyla konuştukları zaman gelecek için bunun dikkate alınmasının, kayda geçirmesini istiyoruz. Bu çünkü mutlaka olacaktır. Düşünün. Peki, mesela evet. Vizeler aksıyor, uçuşlar aksıyor, gümrükler aksıyor. Zaten şantiyede randıman belli oranda düşüyor. Bütün bunlara dikkate alınması gerekir. Şantiyelerdeki kullanılan kapasite nedir? Yüzde kaçla çalışılıyor? Şu anda tabii kapanan şantiyelerimiz de var. Ülke ve şehir fark edebiliyor. Kapananlar da var, devam edenler de var. Ama herhalde biz şimdi %40-50 randımanla ancak çalışıyoruz. Peki. Türkiye'de peki durum nasıl? Türkiye'de inşaatlar ne durumda? Yurt dışında farklı tabii, ülkeden ülkeye değişiyor. Oradaki değişiyor. Koronanın yaygınlığı, orada alınan tedbirlere göre. Türkiye'deki durum nedir? Projeler Türkiye'de için. De benzer durumlar var. Bazı şantiyeler muhtemelen ödenek nedeniyle de kapatılmış olabilir. Ya da bir kere resmen kapatılan şantiye yok Türkiye'de. Ancak tabii randıman düşüyor. Çünkü izolasyon, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. O belli bir zaman kaybedecektir ama olsun. Tabii bizim hepimizin önceliğimiz sağlık olması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Türkiye'de bir de tasfiye ve süre uzatım genelgesi yayınlandı biliyorsunuz. Süre uzatımının anlamı bunu telafi etmek için. Fakat biz onu doğru buluyoruz. Ancak süre uzatımı yetmez. Çünkü uzatılan sürenin bir maliyetin olduğunu da kabul etmek lazım. Bir de tasfiye var o süre uzatım genelgesinde. Tabii ki tasfiye de edilmesi gerekenler edilir. Hem bütçeye de muhtemelen destek sağlar. Ancak tasfiye edilmeyenlerde bir fiyat farkı ödenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü tasfiye etmiyorsa, tasfiye talep ediyorsa, buna rağmen edinmeyip devam ediyorsa belli ki bir sıkıntıları var. O sıkıntıların dikkate alınmasını talep ediyoruz.
Bir de Mithat Bey şunu sormak istiyorum. Hem bu süreçte hem de bu süreç sonrasında fiyatlar ne olacak? Özellikle konut açısından düşündüğümüzde diyorsunuz bir yandan maliyetler artıyor ama öbür taraftan da talebin çok düştüğünü görüyoruz. Şu anda insanlar evlerinde ev bakacak durumları söz konusu değil. Oradaki öngörünüz nedir? Tabii maalesef biliyorsunuz zaten bizde bir stok vardı. Stok bu eritilmeyecek bir stok değil ama talep azalması nedeniyle bir stok oluşmuştu. Takriben 1.400.000 civarında bir konut stokumuz var. Tabii son 2 ayda iyice durdu satışlar. Ne olacak? Elbette ki maliyetler artacak ama ihtiyacı olan ona göre fiyat belirleyecekti. Bunun piyasa şartları belirler. Onun için ona şimdi yani bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak hükümetimiz bir takım destekler verdi. Biliyorsunuz özellikle bina inşaatı yapanlara bir 6 ay sigorta, muhtasar bir takım vergilerin ertelenmesi sağlandı. O bir iyi bir imkan oldu. Ayrıca konut almak isteyenlerin, özellikle küçük konut almak isteyenlerin peşinatları azaltıldı. Buna benzer destekler yapıldı. Bunlar güzel ama tabii şimdilik maalesef hareketsizlik var. Gerek randıman düşüklüğü, gerekse belirsizlik. Onu tahmin ediyorum 2-3 ay içinde şekillenir ve piyasa rayına oturur diye düşünüyorum. Peki, gelirsen yurt dışında atladığım bir konu var. Buyurun. Bunu söyleyeyim. Biz Exim Bank'ta bir çalışma yaptık. Çünkü tamam hayat durmuyor. Belli bazı konularda hareket kabiliyetimiz yok ama bir de mutfak çalışması yapmalıyız ki olay normale döndüğünde veya da yeni tabirle yeni normale döndüğünde hayat, biz mutfakta çalışmış ve hazırlıklı olmalıyız diye. Exim Bank'ın yurt dışında bizleri desteklemesini, daha çok desteklemesini istiyoruz. İmkanları kıt biliyoruz ama kendileri de farkındalar. Bir takım çalışmalar yapıyorlar. Hem imkanlarını artırmak hem maliyeti azaltmak, çünkü faizleri düşük. Ancak biz dedik ki malzeme ihraç ediyoruz. Hizmet ihracatı yapıyoruz. Sizin faizlerinizin yüksek olması nedeniyle takılmamamız gerekir. Bu bir paket olarak düşünmemiz gerekir dedik ve çalışmaya başladık. Sanıyorum iyi bir noktaya geleceğiz bir süre içinde. Sigorta, risk sigortası, kefalet sigortası, risk sigortası gibi, teminat mektubu gibi ürünler geliştirmeye çalışıyor Exim Bank. Bizim için de bunlar memnuniyet verici. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün. Türkiye özellikle yurt dışında yılın ilk çeyreğinde 2 milyar dolar tutarında yeni proje üstlendi ama tabii korona nedeniyle şantiyelerde bir durma söz konusu. Süre talepleri var. Diğer tarafta maliyetteki artış belirtiliyor inşaatçılar tarafından. Ekonomide